Selamünaleyküm dostlar, hoş geldiniz. İlk olarak Etiyopya'ya gidiyoruz. Etiyopya askerleri Tigray Halk Kurtuluş Ordusu tarafından esir alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Tigray Halk Kurtuluş Cephesi tarafından psikolojik harp operasyonu kapsamında değerlendirilen yeni bir video servis ediyor. Tigrayların başkenti Mekelle'de esir alınan Etiyopya askerleri yerel medya tarafından servis ediliyor. Tigray Savaşı'nı ve yöneticilerini kınayan açıklamalar ise Etiyopya hükümetinden gelmiş durumda. Etiyopya'nın başkentinde önde gelen iki profesörün tutuklanması ülkede büyük tartışma konusu oldu. Profesörlerin Tigray asıllı olduğu ve hukuk eğitimi verdiği ifade ediliyor. Tutuklamalara dair resmi bir teyit olmamasına rağmen birden fazla kaynak BBC'ye onların güvenlik güçleri tarafından Tigraylı olduğu için zorla alıkonulduğunu ifade ediyor. Sadece bu kişiler değil, etkilenenler arasında doktorlar, sanatçılar ve polisler de bulunuyor. Bir adam bir haftadan fazla bir süre önce yaşlı babasının evinden zorla alındığını ve 10 silahlı polis memurunun Sırp Tigray etnik kökenli olduğu için onu götürdüğünü ifade ediyor. Kuzey Şeva'da muharebeler yoğunlaşmış durumda. Özellikle otoyolda yoğun çatışma yaşanıyor. Bu kapsamda Etiyopya yerel medyası tarafından ise sahadaki son durumu gösteren güncel haritalar servis ediliyor. Tigray Halk Kurtuluş Ordusu ve Ola güçleri A2 otoyolu boyunca ilerlemeye devam ederken Şeva Robit bölgesinde dediğimiz gibi şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Bu arada Tigray Halk Kurtuluş Ordusu'nun kırsaldaki ilerlemesi devam ederken Tigraylar her geçen gün zemin kazanıyor. Bugün Molele bölgesinin de ele geçirildiği Tigray Halk Kurtuluş Cephesi tarafından duyuruldu. Haritayı görmektesiniz. Sarı renkler Etiyopya ordusunu temsil ediyor fakat başkent Addis Ababa'ya kadar Ola güçlerinin geldiğini görmekteyiz. Her ne kadar Tigraylar kırmızı olsa da Ola güçleri mavi renkte görüldüğü üzere burada Etiyopya ordusuna sorun çıkarıyor. Geçen gün başkent Addis Ababa'da sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini ve olağanüstü hal kararı alındığını da hatırlatalım. Her ne kadar hala büyük bir çoğunluk Etiyopya ordusunun kontrolünde olsa ve Etiyopya ordusu çok sayıda SİHA alsa da Tigraylar ormanlardan ilerlemeye devam ediyor. Brüksel'e gidiyoruz. Brüksel'de on binlerce kişinin zorunlu aşı karşıtı protesto yürüyüşü yaptığı duyuruldu. Belçika'nın başkenti Brüksel'de Kuzey Tren İstasyonu önünde toplanan on binlerce gösterici zorunlu Covid-19 aşısına karşı protesto yürüyüşü düzenliyor. Kardeş ülke Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasimi, daha sonrasında ise İran Petrol Bakanı Cevat Oji ile Tahran'da ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Resmi ziyarette bulunmak için Tahran'a gelen Mustafayev, Yol ve Şehircilik Bakanı Kasimi ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Azerbaycan'ın İran'a elektrik sattığını ve yeni tip koronavirüse rağmen ticaret hacminin %22 arttığını ifade etti. İki ülke sınırında yeni köprüler kurulacağı da doğrulanmış oldu. Azerbaycan ve Rusya'dan geçen Kuzey-Güney koridorunun hayata geçmesi için adım atacaklarını belirten Mustafayev, Azerbaycan'da 1225 İranlı, İran'da ise 95 Azerbaycanlı'nın eğitim gördüğünü de hatırlattı. İsrail Başbakanı Naftali Bennett düzenlenen kabine toplantısında işgal altındaki Doğu Kudüs'ün eski şehir bölgesindeki olaylarla ilgili açıklamalarda bulunarak buradaki olaylardan utanmadan Filistin halkını suçlamayı yine başarmış oldu. Ordumuz eğitimlerine devam ediyor. TCG Barbaros Brigade'imiz Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında KKTC Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopterlerle iniş kalkış eğitimi gerçekleştirdi. Sudan'da önemli bir gelişme yaşandı. Ulusal basındaki habere göre Egemenlik Konseyi'ndeki askeri üyelerle eski Başbakan Abdullah Hamdok arasında anlaşma sağlandı. Buna göre Hamdok yeniden başbakan olarak görevine dönüyor. Anlaşmaya göre Hamdok, devrik lider Ömer el-Beşir dönemindeki iktidar partisi Ulusal Kongre dışındaki tüm siyasi güçlerle istişare halinde hükümet kuracak. Asker ile Hamdok'un tüm siyasi tutukların serbest bırakılmasını da kapsayan bir takım konularda uzlaştığı da duyuruldu. Tunus Cumhurbaşkanı Said de 25 Temmuz'da aldığı kararların ardından ülkede oluşan istisnai durumdan çıkmaya hazır olduklarını duyurdu.
Yemen Dışişleri Bakanı Ahmet Awad bin Mübarek, İran'ın Yemen'deki projesinin başarısız olması halinde İran'ın politikalarının tüm bölgede başarısız olabileceğine dair kendisinden ifadeler geldi. Libya Başbakanı Abdülhamit Dibeybe, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylık başvurusu için Yüksek Seçim Kurulu'na giderek belgelerini teslim etti. Böylelikle kendisi 25. aday olarak seçimlere başvurmuş durumda. Diğer haberimiz, Polonya, Belarus sınırını kapatmakla tehdit ediyor. Polonya Başbakanı ülkesinin Belarus sınırını tamamen kapatabileceğini ve Minsk ile ticareti durdurabileceğini söyledi. Avrupa Birliği ise Belarus lideri Alexander Lukashenko'yu mevcut mülteci krizini üretmekle suçluyor. Sudan'la ilgili şunu da söyleyelim. Sudan'da sokağa tutan meslek odaları, darbe yapan ordu genel komutanı Cuntacı Abdülfettah Burhan'la eski başbakan Abdullah Hamdok arasında yapılan anlaşmayı tanımayıp ihanettir açıklamasında da bulundu. Bunu demin söylemeyi unutmuştuk. İran'da su protestoları devam ediyor. Bu sefer İran'ın Çağırmal ve Bahtiyar vilayetlerinde an itibariyle gösteriler yapılıyor. Halk, yönetimin İspan protestolarına gösterdiği hoşgörden sonra popülist bir adım ile su kaynaklarının yine merkeze İspan'a taşınacağından endişe duyuyor. Son yıllarda İran'da susuzluk oldukça dikkat çekici bir durum haline gelmiş durumda. Suriye'ye gidiyoruz. Suriye'de İsrail'in sık sık hedef aldığı İran üssü T4'ün İran güçleri tarafından terk edildiği duyuruldu. İran teröristleri Türkiye sınırında 15 üs karakol ile yoğun olarak konuşlanmaya devam ediyor. Kosova Başbakanı Arnavutluk ile yeniden birleşmeyi desteklemeye hazır olduğunu duyurdu. Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin olası bir referandumda Arnavutluk ile yeniden birleşmek için oy kullanacağı da duyurulmuş. Kissinger'dan açıklamalar geldi. Eski ABD Dışişleri Bakanı 10 yıl içinde Çin'in Tayvan'ı işgalini görmediğini duyurdu. Çin'in adanın statüsünü zayıflatmaya çalışacağının tamamen mümkün olduğunu ancak bu işgalin pek olası olmadığını söylüyor. Diğer haberimiz, Suudi Arabistan İdari İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısının birçok askeri yetkiliyle Suudi Arabistan'da görüşme gerçekleştirdiğine dair haberler servis ediyor. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ise buna ilişkin yeni bir video servis ediyor. Evet dostlar, ülkemizden ve dünyadan olabildiğince çok sayıda gelişmeyi aktarmaya çalıştık. Bir başka videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun, hoşça kalın.